Merhaba arkadaşlar. Önceki Diablo Lore videolarımızda Diablo 4 tanıtım sinematiğinin çıkışı ile merak edilmeye başlanan Lilith ve Ratma isimli karakterlerin tanıtımlarını yaptık. Sonrasında Diablo evreninin hikayesel anlamda en başına yolculuk yaptık ve bir önceki Diablo Lore videomuzda Anu ve Tahtament'ten bahsettik. Bundan sonra yapacağımız Diablo Lore videolarını elden geldiğince kronolojik bir sırada yapmaya çalışacağız. Anu ve Tahtamet'in ölümüyle cennet ve cehennemin oluştuğunu söylemiştik. Anu'nun gözü adı verilen Worldstone olarak isimlendirilen dünyalar taşı evrenimizin merkezini oluşturmuştu. Bu taşa sahip olanın gerçekliğe ve yaratılışa müdahale etme gücü melekler ve şeytanları birbirine düşürmüştü. Dünyalar taşına sahip olma arzusuyla nefretin baş iblisi Mephisto, Eternal Conflict adı verilen melekler ve şeytanlar arasında süregelen sonsuz savaşı başlatan ilk adımı atan kişi oldu. Mephisto, üç büyük baş iblisin en büyükleriydi. Fiziksel yeteneklerini istinaden daha çok zekasıyla öne çıkan Mephisto'nun komutasındaki cehennem orduları neredeyse cennet üzerinde kontrolü sağlamak üzereydi. Ancak kardeşleri arasında savaş ganimetlerine kimin sahip olacağı kavgası nedeniyle savaş son anda kaybedildi. Hatırlarsınız ki Worldstone, Pandemonium Fortress ile korunmaya çalışılmıştı. Ancak durum pek değişmemişti. Ta ki adından sıkça bahsettiğimiz Nephilim ırkının babası sayılan Inarius bu taşı çalmaya karar verene kadar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. İlk denemesi Mephisto tarafından engellendi ve esir düştü. Guardian da nefretin baş iblisinin kızı olan Lilith oldu. Inarius fikirleriyle Lilith'in aklına ve kalbine girmeyi başardı. Lilith Inarius'u serbest bırakmakla kalmayıp dünyalar taşını çalmasına da yardımcı oldu. Worldstone adı verilen dünyalar taşının kaybolduğunu fark eden melekler cennete çekilmeye başladı. Mephisto, durumu anlamak ve analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylerken, üç büyük baş iblisten ortanca kardeş Baal, yıkımın baş iblisi olduğunu kanıtlar bir şekilde yok etmek arzusu ile Pandemonium Fortress'a akın düzenler ve dünyalar taşının çalındığını cehennem tarafı da öğrenmiş olur. İblisler yakaladıkları meleklere eziyet ve işkence ederek sorguladılar ancak kimse dünyalar taşına ne olduğunu bilmiyordu. Baal, Mephisto'nun kızı olan Lilith'in kaybolduğunu fark eder ve konuyu Mephisto'ya açar. Konu daha sonra cehennemin bütün büyük iblisler arasında konuşulmaya başlar. Yıkımın baş iblisi Baal, baskın bir konuşma ile herkesi Lilith'in bulunup dünyalar taşına el konulup Lilith'in ise öldürülmesine ikna eder. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü Lilith ve Inarius'un nerede olduğunu bilen yoktur. Dünyalar taşının çalındığından, Sanctuary isimli dünyamızın yaratıldığından ve sonrasında gelişen temel olaylardan bahsettiğimiz için bazı detayları atlayacağım. Ancak kısaca özetleyecek olursak, dünyalar taşı çalınır. Lilith ve Inarius Sanctuary'i kurar. Lilith ve Inarius'un aşkından yüksek güç potansiyeline sahip Nephilim ırkı doğar. Inarius Nephilim'i yok etmeye karar verir. Lilith ise Nephilim'i sonsuz savaşı durdurmak için kullanmayı düşünür. Sanctuary'deki tüm melek ve iblisleri yok eder. Inarius Lilith'i Void'a hapseder, Inarius Dünyalar Taşı'nın gücünü sınırlandırır ve Nephilim'den insan ırkı doğar. Inarius'un gazabından hayatta kalan bazı Kadim diye isimlendirdiğimiz ilk Nephilim soyundan gelenler dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar ve kendi yerleşkelerini kurmaya başladılar. Bu insan kabilelerinden bir tanesi büyücülük üzerinde çok ilerledi. Hatta ölümden ruhlarla konuştuklarını, hatta ve hatta onları yeniden dünyaya getirdiklerini varsaydılar. Bu büyücü klanın adı Vigera'ydı. Diablo 3'te size yancı olan karakterlerden Enchantress bu kabileye mensup bir büyücünün çırağıydı mesela. Diablo 2'de Lutgolein'de gördüğümüz saray da bu ekibe aitti. Khajistan bölgesine yerleşmiş olan bu kabile ki aynı zamanda ruh klanı olarak da bilinir, ölüm diyarından ruhları çağırdıklarını sanarken aslında cehennemden iblisleri çağırıyorlardı. Özellikle Jere Harash isimli büyücünün eylemleri sonucunda cehennem, Sanctuary isimli dünyamızdan tam anlamıyla haberdar olmuştu. Bu ara Sanctuary'de yaşayan insanlar da cennet ve cehennemden bir haberdi. Bunun yanı sıra cennet de dünyanın var olduğundan haberdar değildi. Cehennem direkt dünyaya saldırmak yerine bu üstünlüğünü bir şekilde kullanmak istedi. Akla gelen ilk şey bu yeni ırkı manipüle edip sonsuz savaşta kullanmak oldu. Bu manipülasyonu da dünyaya götürecekleri yeni bir din ile yapmaya karar verdiler. Trion adı verilen bu din, üç büyük baş iblisi temsil edecek küçük tarikatlardan oluşacaktı. İsmi ve amblemi ile üç anlamına gelen Three ve üç büyük iblise atıfta bulunan bu din, beklenenin aksine nefret, yıkım ve terör üzerine kurulmadı. Bu dini oluşturan üç tarikat sırasıyla şöyleydi.
Dayolon tarikatı. Kararlılık ruhuna tapınan bu tarikatın simgesi inatçı bir koçtu ve aslında terörün baş iblisi olan Diablo'ya tapınırlardı. Bala tarikatı. Yaratıcılık ve üreticiliğin ruhuna tapınan bu tarikatın simgesi yapraktı ve aslında yıkımın baş iblisi olan Baal'a tapınırlardı. Mefis tarikatı. Sevginin ve aşkın ruhuna tapınan bu tarikatın simgesi kalpti ve aslında nefretin baş iblisi olan Mephisto'ya tapınırlardı. Ve bu üç tarikat Primus olarak isimlendirilen bir baş rahibe bağlıydılar. Lucion, Mephisto'nun oğlu ve Lilith'in kardeşi. Ancak Inarius'un durumdan haberdar olması pek uzun sürmedi. Ve ne yapacağını düşünmeye başladı. Dünyalar taşını çaldığı için cennete haber veremezdi. Kaderin cilvesi daha önce yok etmek istediği insan ırkını kullanmaya karar verdi. Ve cehennemin kullandığı yöntemi kullanacaktı. Trine'a karşılık olarak ışığın kilisesi anlamına gelen Cathedral of Light dinini kurdu. Tanrı figürünü üstlenen Inarius kendini peygamber diye isimlendirdi. Trine ve ışığın kilisesi arasında pasif bir savaş başlamış oldu. Bariz yıkımın ön planda olmadığı, daha çok soğuk savaşı andıran bu savaşa Günah Savaşı adı verildi. Böylelikle arkadaşlar, Günah Savaşı'nın hazırlanışı ve bu savaşta taraf olan iki dini tanıtmış olduk. Bir sonraki videomuzda ise Günah Savaşı'nı ve detaylarını anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, takipte kalın.